yarın Pep Guardiola'yı getir Beşiktaş'a. İki antrenmanda çıkacak Galatasaray maçında. Bizim lejyoner futbolcularla ilgili bir takıntım var. Bunu Arda Turan dahil, Burak Yılmaz dahil. İyi bir Emre Mor bu takımda Hı. Cengiz Ünler'den daha fazla katkı verir. Benim endombele ısrarım da hala daha ısrarım da bu yüzden. Deseler ki Batu Şua'yı satabiliyoruz. Hemen satın der. Çünkü Umut'u oynatmak istiyor ama. Fenerbahçe'nin 12. adamı bence şu anda bir numaralı isim Joshua King'dir. Herkese selamlar. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Milli maç arası geldi yine. Senin ara. Gittikçe beni destekleyenler çoğalıyor. Ha, görüyorum, görüyorum. Yani. Bak ben bir kere anlatayım mı? Milli maç aralarına biz karşıyız. Milli takımlar tabii ki olacak. Yani ben dedim diye milli takımları kaldıracak halleri yok. Ama milli maç araları çok saçma. Ben bir kez daha söyleyeyim. Mesela Avrupa Şampiyonası 2024 yılında yapılacak değil mi? Kaç takım katılıyor şimdi? 24 takım mı? 32 takım mı? Ne öyle bir şey katılıyor Avrupa şam, futbol şampiyonası. Böyle gittikçe arttırıyorlar ya rakamları. Abicim kaç takım var Avrupa'da buna katılma ihtimali olan? Bunlar başlayacaklar elemeler gibi ele ele ele. Son 32'si gitsin Avrupa Şampiyonası'nda oynasın. Haziranda başlat bu elemeleri. Yani aynen öyle. Birden yapsınlar. Bir al kampı al her yerde. Tabii canım. Yani diyelim ki grup Mantıklı maçları ne? iki günde bir oynat. Ya binsinler uçağa gitsin oynasın devam etsin. Ya da tek bir yerde etsin. yap. Tek bir organizasyon gibi. Lig usulü yine. Falan filan. Yani yapılabilir bunlar. Günümüz dünyasında şu 15 Saçmalı günlük evet. araç. Şimdi Galatasaray-Beşiktaş maçı var arkadaşlar. milli maç arası sonrası. Ben size soruyorum. Galatasaray ile Beşiktaş'tan kaç oyuncu kalıyor? Mesela ben teknik direktör olsam ayıp olmasın diye yapıyorlar bence. Ya 10 gün izin ver ya. Zaten kimse yok ki. <laughs> yani ki ne yapacaksın antrenmanı? <laughs> Abartarak yap. söylüyorum Tabii. yani. Bir, ben buna karşıyım. Bunu bir kere anlatayım da. Fenerbahçe Kasıtbaşı'yı 2-0'la geçti. Aslında... Hiçbir sürpriz yok. Yok, kesinlikle yok. Yok. E sürprize imkan vermiyor Fenerbahçe. Ya iyi bir oyun ve güçlü bir tempolu bir oyun var Fenerbahçe'de ve çok iyi basıyor Fenerbahçe. Yani rakibi çıkartmayan bir oyun stratejisi Hı -hı. var. E tabii Kasımpaşa bu noktada referans kabul edebilecek bir takım değil ama ligde zaten referans kabul edeceğimiz takım sayısı da yok kalmadı artık. Yani 2-3 yani takım var. Durduralım burada. Şu anda referans kabul edebileceğimiz takımlar. Ben sana kendi fikrimi söyleyeyim biri Antalya Spor, biri Adana Demirspor, biri Adana Demirspor. Hatay değil bak. Tamam, okey ama o da değil. değil. İki takım değil. saydık. Var mı sizin aklınıza gelen? Ya abi abartıyorsunuz o kadar da değil. Bak Beşiktaş da değil. Evet değil. Spor da değil. Değil. Başakşehir hiç değil. Hatta Antalya Spor'un da çok da bu kategoriyi acaba oldu bende mesela Galatasaray maçından sonra. Ya yani Fenerbahçe maçında muhteşem bir Antalya Spor vardı. Ben eksik. O ne zaman oynadı Fenerbahçe'yle? Milli maç arası sonrası. Ha, onun da etkisi <laughs> var değil mi? Bak şimdi çok saygı duyuyorum. Ben Antalyasporu bu ligin iyi takımları biri olduğunu düşünüyorum evet, ama milli be. maç arası sonrası oynadılar. doğru ama o gün çok çok iyi oynamışlar. Ben maçtaydım. Ya şimdi ben Galatasaray önünde gördüğüm Antalyaspor o kadar iyi değildi. O zaman biz Fenerbahçe dedik ama Galatasaray'dan <gülüyor> devam edelim. Yok fark etmez yo, ya. Yani. Yok devam edelim <laughs> Yani ne olacak program bizim. <laughs> <laughs> Fenerbahçe'ye döneriz. Galatasaray Antalya Spor maçı öncesi Simülasyonda neyi gördün Serdar ve sence Okan Hoca da onu görmüş mü? Abi ben Antalya Fenerbahçe önünde oynadığı oyunu tabii ki referans kabul etmiştim ve çok zor bir maç olacağını düşündüm Galatasaray açısından. Orada şerhim Endombele'ydi. Endombele, Endombele Hı -hı. çok mu iyi oynadı? Hayır ama e, beğenilmemiş de bu genel olarak genel algıdan bahsediyorum ama maç içinde doğru yerde konumlanma diye bir şey var. Siz bazen tek bir dokunuşla onu yaparsınız ama çok basit yaptığınız iş aslında o kadar önemli bir iştir ki ben Endombele'de bunu gördüm. Oyun bilgisiyle, pozisyon bilgisiyle doğru yerde bulunduğu e, vakitlerde Galatasaray hani bu şey vardır ya top rakibin ayağına geçer 2, 3, 4, 5 saniye sayarsın. Onun geçmesine izin vermeden Endombele dönemleri toplamaya başladığı an benim Endombele'li fikrim daha da olumlu olmaya başladı mesela. Yani şimdi çok iyi oynadığından bahsedemem ama bunu soracağım. Endon hoca ne görev vermişti? Çünkü şimdi insanlar bazı oyuncuları kendi istedikleri oynamadıkları oynadığı hı hı. için eleştirirler. Ama hocaların verdiği bir analiz vardır. Şimdi Antalya Spor test maçı dedik. Galatasaray'ın da analiz ekibi var demişlerdir ki biz buraları tıkamamız lazım. Buradan böyle çıkmamız lazım. Ve Endombeley'i de hoca o yüzden oyuna atmış olabilir. Şimdi... Torreira Kerem Demirbay ya da Torreira Sergio oynadığı zaman bunlar birbirlerine çok bitişik oynuyorlar. Yani çok yan yana oynuyorlar. Hafta sonu Bayern Münih Freiburg maçı vardı. Galatasaray'a benzer Kimih ve Goretzka geçmiş dönemde biraz daha yapışık oynuyorlardı. Yani çok yakınlar birbirlerine ve Goretzka'yı Freiburg maçında biraz öne gönderdi. Harry Kane'in boşalttığı alana da onun koşu yapmasını istedi. Galatasaray'ın planı bu mu? Değil. Ama e, orada Galatasaray'ın planı da Eskiden Torreira Sergio, Torreira Kerem Demirbay birbirine yapışık oynarken, çok az bir mesafede oynarken... ...bugün Torreira Endombele hattının arasında bir 10-15 metre bir bant oluyor Galatasaray'da. Bence bu çok çok önemli bir aralık. Yani o metraj olarak iyi bir aralık. Bu da aslında art, hücumda artı biri sağlamak. Hem sette yerleştiğin zaman... İşte Zaha atıyorum bir tarafta, TT bir tarafta, Icardi bir tarafta, atıyorum işte Mertens bir tarafta. Arkasına Endombele'yi yakınlaştırdığın zaman e, daraltmış oluyorsun. Daha da daraltmış ve alanı daha iyi kullanmış oluyorsun. Hani Bayern Münih de bunu Kimih Goretzka ile yeni yapmaya başladı bu arada Tuhul'da. Yani Kimih ve Goretzka çok yakındı birbirine geçmiş dönemde. Şimdi onların arasını mesafesini uzatmaya çalıştı. Bence bu çok değerli olacak Galatasaray için. Endombele biraz daha forma girdikten sonra. Ben mesela Antalya Spor'da şunu gördüm. Özellikle ilk yarıda kanatları üçer kişiyle kapatarak Galatasaray'ın hani kanatlardan hücum etme etkinliğini azaltmak için ciddi bir şey yapmışlar. Plan yapmışlar ve aslında ona rağmen ilk yarıda Galatasaray'ın pozisyonları da var. Şimdi mantık olarak zaten atıyorum Saşa Boy TT ile oynuyorsunuz. O hatta yasaşe boyu Barış Alper Yılmaz oynuyorsunuz. İki kişiyle geliyorsunuz. Rakip üçlü kıskaçı yaptığı zaman orada bir sayısal üstünlük Bir üstlü. sayı fazla. Evet. O ters tarafta da aynı mantık. Merkezde de bu sefer iki zaten orada artı birler sürekli bir kenara bir merkeze bir kenara. Kaymaları aslında hani biz hep savunmada back stoper stoper back kaymalarından Hı. bahsederiz ama merkezde de yani merkezi tutan oyuncular da o kaymaları çok doğru yapmalı. Çünkü günümüzde takımların özellikle sete yerleştiklerinde topu çevirme hızları çok önem kazanmaya başladı. Tabii. Yani bir kenardan bir kenara topu ne, ne kadar çabuk atabiliyorsunuz artık dünya futbolu bununla çok ilgilenmeye başladı. Rakip olarak da siz savunma yapan taraf olarak da orada o üçlü kıskaçlar, ikili kıskaçlar hatta bazı takımlar bunu dörtlü kıskaçlar halinde bile yapabiliyorlar. Zaten o topu dolaştırırken bir tık ikinci de nereye vereceğini bilerek yapan takımlar öne çıkıyor. Yoksa hani sırf böyle o al ver al ver o alan savunmasında baskette dışarıda toplalaştırmak i̇şte gibi. Benim Endombele ısrarım da hala daha ısrarım da bu yüzden ee, Endombele tipindeki oyuncular fazla eveleyip gevelemeyen oyuncular. Yani sol taraftaysa top, top Endombele'ye geldiği anda birden şu dönüşü yapıp hemen bir çırpıda sağ tarafa topu aktarıp oyunun yönünü 2 saniyede sağa doğru evriltme imkanım var. Çünkü bazı takımların oyunun yönünü değiştirme sürelerini ben bazen hesap ediyorum 10 saniyeyi bulan takımlar var. Yani bu çok yüksek bir Mümkün süre. Değil, başarı Mümkün i̇ki, değil. Başarılı olamaz. İki liranın başında... Çok özür Bir şey örnekleyebilir miyim burada? Lütfen. 1-2 saniye dediğimiz şey. Şimdi rakip olarak düşünün. Rakibin ee, şu kendi kalem. Top bana göre sağ tarafta. Ne oldu? Sol bek bile aslında merkeze yanaştı. Şimdi sen bunu o 10 saniyede yaptığın zaman şu hızla o kaymalarla buraya doğru gelir. Ama sen bunu 2 saniyede yaptığın zaman 1-2 gelemiyor. Yani orada artı bir işte Bayern Münih maçında da Mazrui'yi o kenarda yalnız bırakma. Manchester United bunu Galatasaray'a karşı Dalo'yu yalnız bırakma. Bunların hep planları yapılıyor ama senin de orada o kaymaları çabuklaştıracak da aslında bir savunma setine de ihtiyacın var bir taraftan da. Selçuk İnan anlatmıştı. Hiding Amerika kampında Selçuk İnönü'ne diyor ki topları sen alacaksın diyor. Savunmadan gelen tamam. topları. Her ve açılarını gösteriyor herkese nasıl atmaları. Çünkü diyor bizi saniye saniyeyi bıraktım. Salise kaybına imkanımız yok. Çünkü sen o bir saniyede işte top şu kadar metre gider konuları Tabii. var ya İzin vermezler diyor Avrupa'da. Hiç doğru, kimse. Yani doğru. senin dediğin de bu aslında. Yani o top gelmeden nereye vereceğine evet. verip i̇şte akıtmak. Orada da Mesela ben bu takım halinde hareket Tabii. etmek de çok önemli. %100 Selçuk İnan stoperlerin arasına girdi, top aldı. 6 numara diye varsayalım, varsayalım Selçuk İnan'ı. Şimdi Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan biri de şu. Rakipler mesela yani en iyi karşılama modeli top rakipteyken 4-4-2 derim ben de her zaman için. 4-4-2 parselasyonu çok evet. iyi kapatan bir formasyon. Şimdi senin takım arkadaşlarında da atıyorum Torreira topu aldı. Endombele ya da Mertens ne kadar açı gösteriyorlar. Şimdi Top Torreira'da önünde bir oyuncu var. Sen bir bakıyorsun Kerem Demirbay onun arkasına konu. Hayır, açı göster. İşte Endombele açı göster. Mertens açı göster. Yani biraz daha şöyle paralel değil, biraz daha asimetrik bir konumlanmadan bahsediyoruz. Ben sonra. maçları izlerken hep şey bakarım. Topun olduğu yere bakmam. Şu ceza evet. sahasına bakarım. Daha önce de söylemiştim. Şimdi mesela Icardi'ye bakıyorsun. Icardi'nin hareketlenmelerini eğer uyanık olursan sürekli bir şeyleri var. Gittiği yerler yerler var. Ya onun gibi 5 kişi daha olduğu zaman zaten rakibin dengesi dağılıyor. Ya o e, çok üst seviye oyuncularda bu Kerem Aktürk oldu da buna doğru gitmeye başladı. Benim de tabii önemsediğim bir noktadır. O stoper kucağından çıkmak. Tabii tabii. Onu çıktığı anda savunma bloğu Orta saha bloğu ikisinin arasında konumlanan oyuncu olabilmek. Bunu çok az oyuncu yapıyor ligde. Bunlardan biri de Kerem Aktürkoğlu. Yani o çocuk çok Şu an oynadığı içiyor. mevkide oynayacak gibi gözüküyor bu sene çoğunlukla değil mi? Ben yine karşıyım. E, fena bir gelişim göstermedi. Çok kısa bir zaman. Ya Kerem'in benim sevdiğim bir özelliği var. Çok çabuk alışabiliyor. Yeni bir şeye çok çabuk alışabiliyor. Çok zor bir şeydir abi hayatta bu. Yani hep ezber vardır. İnsan ya insan doğası simetriden hoşlanır abi. Do yani alışık olduğu şeylerden İstikrardan. hoşlanır. İstikrardan. Tabii. Yani neyi biliyorsa onu yapmaktan hoşlanır. Bu çocukta çok tersi bir özellik var. Bilinçli bir şekilde mi bunu geliştirici bir şeyler yapıyor kendi kendine bilmiyorum ama bu çocuk değişik bir çocuk. Yani United maçıyla birlikte okursak yani Kerem her seferinde üstüne koyarak gidiyor. Ben şey demiştim Kerem bonservisi rekoru kırarsa şaşırmayın şey yapıyor falan yazıyorlardı. Ben çünkü şeyi görüyorum Kerem'deki o. Dünyada o tür oyuncular ve şu anda 6 numarada adlandıracağımız oyuncularda yokluk var şu aralar. Böyle dönem dönem eksikler oluyor Abi ya böyle. Şey var, eksileri de var. Ne bileyim topu kaptırabilir, çabuk top kaybı yani şey de denilebilir. Topun değerini bilmeyen oyuncu denilebilir Kerem Aktürkoğlu için. Ama risk almanın da değerini bilen diye bir karşılığı var bunun. Topun değerini bilmeyen çabuk kaybedebilir ama risk almayan kaybetmez ki zaten. Diğer taraftan bence unutulan bir durum. Kerem Aktürkoğlu topu alıp kaybediyor ama geri de kazanabiliyor. Ona dikkat etmiyoruz hiç. Yani kaç futbolcu var ki kaybettiği topun peşinden de bu kadar gidebiliyor. O zaman biz buna topun değerini bilmiyor diye söyleyemeyiz de. Maçın yine kırılma noktalarından biri bence. Kazımcan artık böyle şey olmaya başladı. Biraz böyle defo su gözükmeye başladı. Hoca çat diye Abdülkerim'i sol beke çekti. Nelson'u oraya attı. Angelinho'yu yedekte tuttu ki biz hep söylüyoruz. Dünyanın en saçma kuralından dolayı hep evet, üç evet, Türk evet, evet. koymak, dengesini kurmak zorunda evet. kalıyorsun. Mecburen yani. Ben suçlayamıyorum yani. O niye oynadı, bu niye oynadı diyemiyorum Tabii. ki. İdeal 11 ile çıkamıyor adam. Orada çat diye Abdülkerim'i Solbek'e attı. Bu sene bunu çok göreceğiz sanki. Hocayı da eleştiremem. Neden eleştiremem? Bence Abdülkerim Solbek oynamamalı. E, var mı bir alternatifin? diye sorarlar. Sorduklarında da annenin öyle devam et diyebilirim sadece. Ya, ya en donbeleyi oynatmayacaksın. Bak. Çok net. Ya şöyle diyeyim. Ya Abdülkerim oynatmayacaksın. Ya Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmayacaksın ya Kerem Demirbay'ı oynatmayacaksın. Ya şöyle bir durum var. Kazımcan tarafından da biraz bağlayalım olayı. Ya pozisyon almayı bilmiyor. Bu kendine özgüvenden de kaynaklı bir durum. Şimdi Kazımcan rakibin ters yerinden giriyor. O kadar kolay eksiltilebilir bir oyuncu ki aslında Kazımcan. Yani zeki oyuncular Abdü şeyi Kazımcan'ı çok güzel avlayabilirler. Sağın oyuncusu zaten bayağı bir zorladı şeyi Kazım Tabii, abi İlk yarıda da var, ikinci yarıda da o geçti, vurdu bir tane. Ek olarak şunu da söylemek lazım. Risk algısı <laughs> o kadar yüksek ki çocuğun. Yani hiç alınmayacak yerlerde o riski alabilen bir çocuk böyle olmaz. Yani dünyanın neresinde oynarsan o ta tamir edemezler senin defonu bu sefer. Yani bence bunun geliştirilmesi lazım. Ya bir yatırım testine tabi tutsalar. Hani bu şeyler var ya bankaların, yatırım kuruluşlarının testleri var risk algını ölçüyorlar. En yüksek seviyede çıkar büyük ihtimalle. Ya benim çocuğum olsa şu an bek yetiştirirdim yani. Değil mi? Yani mesela Fenerbahçe'de konuşacağız. Fenerbahçe'de orayı acayip bir rotasyon ve hani hakikaten herkes böyle şey duvarları tırmalıyor beni oynat diye. Dört tane bek var şu an Fenerbahçe'de. Ve Mert Müldür de iyi. Yani bu dördüncüsü diye. Mert Müldür... Hoca Müldür Başakşehir, bağlaç kullandım. Başakşehir maçından sonra demişti ki Mert'i de atmak istiyorum sahaya da. Abi şimdi Osterwold'e üstüne koyarak gidiyor. O say Samuel'in başka özellikleri var. E Ferdi Ferdi zaten kendi rolünde oynuyor. E şimdi bir yandan da hepsini sıcak tutacaksın. Tekrar Galatasaray maçına da dönersek. O bekleri konuşalım Fenerbahçe tarafından. Onu zaten Fenerbahçe'de konuşacağız. ben Davinson Sanchez hani şöyle söyleyeyim. Davinson Sanchez hakikaten şiir gibi izliyorum. Hataları var mı? Var. Yedirdiği goller oluyor Galatasaray'a. Ama hani o hani derler ya blok kıran paslar. İşte direkt önü, ön tarafa doğru düşünmesi. Kendisinin öne çıkması çok acayip. Duran top meziyeti, kafa toplarında hakim bir oyuncu. Atacak, çok atacak. Yani sezon sonunda rahat 4-5'i bulur tabii Son Sanchez. Nelson geçen sene en çok övgüye mazhar olan adamlarda Belki Abdülkerim'den daha fazla övgü almıştır Nelson. Hı hı hı. Şu an e, herkes unuttu Nelson. Ve hız katıyor oyuna. Sene başında hatırlatırım. Sevgili Serdar dedi ki 22 milyon falan diyorlar. Abi bırak 22 ben de altına da satarım dedi. Ben Hatta şunu biraz tabi ironi de vardı, şey de vardı, abartma vardı olayda. Ya eğer 15 veren varsa uçakla atlar giderim, size 15 değil 14'e anca olur derim. Burada sen bunu şunun yüzden söylüyordun, hani onun bir üst versiyonunu da alacaksan işte tabii. şimdiki duruma düşüyorsun, şimdi yarayı arıyorsun. E tabi yani o gün 25 istemişti Galatasaray, 22'ler, 21'ler vesaire onları istemişti, 12 vermişlerdi biliyordum net vere söyleyebilirim bunu. 12 bence satılabilir. Yani 12'ye zaten alabilirsin abi. Yani var, abi dünyada stoper var. Yani senin istediğin tarzda da stoperler var. Çok var. Yani bunun için bir tarama ekibi lazım yalnız. İyi bir tarama ekibi lazım. O var da onlara onlara kulak versinler. Tabi tabi. Yani tüm takımlar birazcık o. ya o zaman ya güvenmiyorsunuz o tutturduklarınız adama. Bunun tek meali bu. Yani size gelip de şu raporları sunup da ya şöyle bir stoper var deyip de siz bunları almıyorsanız o zaman oturtmayın o adamları orada. Ziyeç'te olacak. Hocanın en büyük olayı şu, bu kadar bu kadro ve 3 Türk'le yani bunları döndürebilmek. O yüzden Avrupa'da oynamak aslında nimet. Abi, ya ben şu Avrupa olayında artık sıtkım sıyrıldı noktasındayım. Ya işte 3 günde bir maç takımlar yoruluyor. Ya yorulmuyorlar abi ya. Arsenal'da izledik, Manchester City'de izledik. Ya Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Allah çarpar bu sene yoruluyoruz demesinler bu ligde. Ya bu ligde vallahi harika tespit. Vallahi harika tespit. Ya Manchester City Leipzig maçı oynadı. Eforlu bir maçtı. Bak, hani tamamen Leipzig arkada kabul etti ama oldukça eforlu. Ya Arsenal maçında koro koro mücadele ediyor. Ya o zaman madem bilmiyorsunuz bu işi yani bunu hı hı. kim yoruluyorum diyorsa buna ona söylüyorum. Bilmiyorsunuz bu işi. Gidin Manchester City'de staj görün gelin. Yani fizik kalite ekibinden bahsediyor. Fizik kondisyonerlerden bahsediyor. Biz bu işi yapamıyoruz. Doğru bir şekilde organize edemiyoruz. Eğer yorulacağım diyen varsa bunu söylüyorum. Hadi Manchester City uç örnek. Bir bir sürü takım var. Her herkes bu tempolara çıkıyor yani. E mecbursun. E çıkıyor tabii abi. Yani şimdi O zaman şeydi. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemiyorum. Parasını versinler ya, başkası a gitsin. A de. var mı böyle bir şey abi? Çok bu Tam tersi ben geliştirebileceğini düşünüyorum Avrupa macerasının, takımların oyun kalitesini geliştirecekler aslında. Katılıyorum. E, tabii ki sonra konuşacağız ama e, Beşiktaş'la oynayacak Galatasaray ama hangi Beşiktaş'la oynayacağını daha henüz bilmiyoruz. Yani hocası kim olur? E, tabii ki kadro belli. E, bu tür oyun hani 15 günde hiçbir şey değişmez yine aynı az önce söylediğimize gele, söyle, gelelim. Yarın Pep Guardiola'yı getir Beşiktaş'a. iki antrenmanla çıkacak Galatasaray maçında. E tabi. yani bu bir hoca ya Beşiktaş'ın hoca problemi falan değil. Ya Beşiktaş'ın saha içi problemleri elbette var. Oyuncu kalitesiyle ilgili problemleri elbette var ama Beşiktaş'ın üzerinde bir bulut var abi. Kimse şey yapamıyor. O güneşli havayı göremiyor bir türlü. O bulutun kalkması lazım. Ama onun ne olduğunu da ben bilmem. Galatasaray'da o maç sonrasında Bayern Münih'le oynayacak diyebiliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam zor fikstür. 3 yani ve 4. maçlar Bayern yani, minik. Beşiktaş ne olursa olsun zor e, maçtır. Yani tabii. en en kötü Beşiktaş bile olsa o maçın atmosferi, o maçın motivasyonu her e, takım için, büyük takım için daha farklıdır. Tarihte de çok örneği vardır. En kötü zamanlarında birbirini yenmiş takımlardır bunlar. Okan Hoca'nın elinde olsa bu maçı oynayıp Beşiktaş'ta gitmek isterdi. Tabii. Yani şu anda o oynamak tabii ki iyiydi. Ama tabii Galatasaray Vites arttırma olayı var ya ben biraz inanmaya başladım. Yani bu sene özellikle. Ha, Ekim ve kasımlarda mı? Yok yok o değil. Yani mesela Bayern Münih'te de bunu hissediyorum. Freiburg maçında tempoyu düşürdüler. Ya Galatasaray sanki bunu yapıyor gibi geliyor bana. 88-89'dan itibaren başlayan bir Milan fırtınası vardır. Hmm. O Milan bizpora geçti mi biz maçı değiştiriyorduk mümkün değil gidemezsin üstlerine yani adamlar böyle öyle bir blok yapıyorlardı ki geliyorsun geri atıyorlar geliyorsun tabii, geri atıyorlar tabii, gibi. Tabii. Bu e, be, ligin üstünde olan ve yaptığı işi mükemmelleştiren takımlara karşı oynamak çok sıkıcı oluyor. Büyük takım özelliği aslında. Yani büyük takımların en büyük ortak özelliklerinden biri o tempoyu belirleyebilmek. Yani oyunun kontrolü hep bende diyebilmek. Bunu Galatasaray sanki yapıyor ve bunun ben çok doğru bir strateji olduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü bazen çok eforlu oyunlardan sonra Manchester United maçı mesela çok eforlu bir oyunda abi Galatasaray'dan ben o yüzden Antalya maçında çok e, Galatasaray net kazanır diye söylemek çok mümkün değildi ama o tempo işte an, yani hem United'ı devireceksin temp e, yoğun bir oyun tempolu bir oyun sonra gideceksin Antalya'da tempo yapacaksın sakatlar adamı bunu Beşiktaş yaşadı zamanında Sergen Yalçın. Dortmund maçından sonra. Tabii. Yani 15 bin koşayım, hadi yetmedi 16 bin lira falan çıkayım falan böyle kolay işler değil bunlar. Bence Okan Hoca'nın buradaki e, teknik ekibi çok iyi. Yani bu maç içinde ben şu konuşmaların olduğunu varsayıyorum Galatasaray'da. Hocam biraz tempoyu azaltmamız lazım. İşte olmadık adamlar çıkabiliyor mesela Galatasaray'da. Yani oyuncu değişikliklerinde hiç beklemediğim bir adam Torreira değişikliği falan gelebiliyor. Ben sakatlandı sandım United maçında. İşte çıkınca. onlar bence biraz o e, fizik kondisyon ekibinin bildirimleriyle yapılan değişiklikler olabilir sadece. Fenerbahçe'ye dönersek tam da buradan başlarsak mesela maç başladı. Yani Fe Fenerbahçe'nin Kasıp başa yeneceğini hepimiz tahmin ediyorduk ama ben şunu hissettim ilk 10 dakika. Kar İsmail Kartal demiş ki Kasıp Paşa'yı oyuna sokmayın. Gol atmaktan çok önce Pası hep garantiye verin, top hep bizde kalsın. Yani o topla ilişkilerini kesin. Ki maçın sonunda istatistik vardı. Kasıp bu sezon ilk defa bir tane isabetli şut atabilmiş rakip kaleye. Kendi kalesine de 7 isabetli şut çekilmiş. Fenerbahçe bunu Alanya maçı değil, onu da bir kenara koyalım Antalya-Alanya ama Başakşehir... Rize maçlarıyla bunu şey hale getirmeye başladı. Alanya'ya da dahil Nord ederiz ya. North maçı da. Şu hani al topu tekrar geri git. Al topu tekrar geri götür rakibe. Rakip artık bir yerden sonra şey oluyor. Çıkamıyor. İşte o yüzden Alanya maçında abi yani çok yoğun bir Fenerbahçe. Onu vallahi dahil ederim. Yani hani belki hadi bir tanesini atalım onu da koymayalım e, onu da demek istiyorsun. Ama e, ben onu da dahil ediyorum. ya Alanya maçında çünkü bakma Alanya kötü bir takım değil. Yani biraz lig üstü diye bahsedebileceğimiz takımlardan biri. E, Fenerbahçe'de bence ya İsmail yine İsmail Kartal demek zorundayım. Yani her Öyle. Fenerbahçe diye söze başladığım anda ikinci kere mutlaka İsmail Kartal'ı telaffuz etmek zorundayım. Çünkü şimdi az evvel senin ilk cümleye başlayış Kasımpaşa'yı oyunun içine dahil etmeyin. İsmail Hoca şunu çok iyi biliyor. Fenerbahçe eğer bir kere mağlup olursa, ikinci mağlubiyet olursa camiada bir kırılma olabilir. Doğru. Dolayısıyla çünkü Fenerbahçe Galatasaray gibi değil. Galatasaray tam tersi o mağlubiyetlerden sonra şöyle bir motto var ya nasıl olsa Mayıslar bizimdir. Fenerbahçe'de öyle bir motto. Ya Zaten... Arsenal City şeyi gibi işte bir Ya aynen öyle. Ya yani o da olmaması çok doğal. 9 senedir şampiyon olamayan bir takım çok rahat o iki mağlubiyetten sonra kırılabilir. Hoca da bunun bilincinde olduğu için farkı açabildiği kadar açmayı planlıyor şu anda. Yani o mağlubiyetlerde şunu diyebil Jack bir camia istiyor. Kardeşim, Yol kardeşim biz 3 puan önde miyiz? Kardeşim biz 6 puan önde katılıyorum. Bunu i̇ki maça çıkartmak istiyor fark. Evet. Çok stratejik bir teknik direktör. Yani belki İsmail Kartal iletişim yönü vesaire çok eleştirilebilir ama matematik hesabı bence çok çok iyi. yani bunların hepsi bir matematik hesabı olduğunu düşünüyorum ve o yüzden de Jesus da bunu yapmıştı aslında. Lige fırtına gibi başlayıp ee, devamını getiremedi sadece. Cesus'la ilgili Altay, Manchester United Galatasaray'dan önce bir röportajı vardı. Orada dedi ki yeni gelen bir teknik direktör yeni bir oyun planı vardı. Kimse bunu anlayamadı. İlk 13 haftada biz müthiştik. Sonra bunu çözdüler ama biz bunu değiştirmedik. Altay aslında orada güzel Abi, bir eleştiri yapıyor. Çok büyük çok güzel İnan hani o günlerde de ısrarla söylediğim tek nokta altayım bugün söyledikleriydi. Sen Ve söylüyordun evet. Bu, bu tahmin edilebilir tahmin bir oyun. Tahmin edilebilir. Eğer çözülürse de çorap söküğü gibi gelebilir. Ben de şunu diyordum. Bu oyun pahalı bir oyun. Brezilya milli takımı ile oynarsan bunu yaparsın. Evet. Dünyanın en iyi 11 oyuncusu ile oynarsan. Hatırlıyorum. Ya oynarım bunu. Ama hatırlıyorum. Ama Fenerbahçe ile tahmin edilebilir bir oyun. Ama bugünkü oyun çok modern bir oyun. Katılıyorum. Yani dünkü oyundan farkı o bek konusuna gireceğim şimdi. Bayern Münih'i izliyorum. Alphonso Davis bir tarafta, iyi bir tarafta. Abi, bek değil mi? Kenar şöyle gidiyorlar. Böyle hmm. böyle gidiyorlar. Yani ya çok basit bir mantık abi. Kale burada. Burada değil. Yani şurada değil, burada değil. Böyle gidiyor. Böyle giden bekler or. Fenerbahçe bekleriyle beraber merkezde sayısal üstünlüğü almış oluyor böyle hücum tarafında. Yani ve abi Ferdi'nin imza çalım diyorsak bu çocukta bir imza çalım olmaya başladı. İçe doğru kat ettiği anda Rakibi arkasına alacak bir çalımı olmaya başladı. Dikkat et Ferdi rakibi geçtikten sonra sadece foul yapabilir. Bak bir dahaki maç ne olur dikkat et. Ferdi, çok iyi adamı Hacı geçti. Hacı da bunu yapardı. Topa bir dokunurdu arkasında kaldı. Abi adamın başka bir imkanı kalmıyor. Sadece foul yapabilirsin. Diğer tarafta, yani sağdaki Ferdi'den bahsediyorum. Osterwold'e oyuncuyu yerden yere vurdular. Tamam Avrupa Kupası maçı hata. Hata yapsın abi. Bireysel hatadan ben korkmam çok fazla. Hani süreklilik arz etmiyorsa çok korkmam. Osterwold'e iyi. Ferdi solda oynarken iyi, sağda oynarken iyi. O Say Samuel iyi. Mert oynamalı. Girdi ve girer girmez aa bu çocuk oynar dedik. Onu dedirttiriyor. O yüzden de İsmail Kartal bence biraz üzgün de aynı zamanda. Ferdi sol beke geçince yalnız ben şeyi hissettim. Senin az önce söylediğin konu var ya şimdi sağ ayaklı olduğu için tak diye içeriye doğru gidiyor. Tabii, orada tabii. o anlamda daha rahat. Hani tabii, sağ tarafta şey. biraz daha çizgiye gitmek durumundasın. Tabii. Yani aslında hakikaten Ferdi sol bek oynatmak ama, daha şey. Hatta ama sağda bile oynarken yine içeriye doğru yine çalım atabiliyor çocuk. Ama şey hani ayağından dolayı açısı itibariyle ha, orada çok o daha O açabiliyor rahat. evet. Kötü açabiliyor kötü Mesela anlamında. Kenti Fenerbahçe'nin eee tırnama maçında Kent sağda başladı. Hı hı. Maça Kent sağda olmuyor. Kent böyle solda oynamaya çok alışmış. İkinci yarı bir değiştirdi. King'i sağa attı. Evet. E, ee, Kent'i sola attı. <laughs> Kent bir anda rahatladı. King zaten mesela dünkü maçta da King'le başlayabilse, King sakatlanmasa yani Yasin'in çok önemli bir geleceği olabilir ama zayıf kaldı orada. Abi yani ben Joshua King açısından çok üzüldüm. Hı. Çünkü Alev Alev dediğimiz oyuncu var ya yani net Joshua King'ti bence. Abi fizikli, hızlı, teknik. Ve ben İsmail Kartal'ın eğer Joshua King sakat olmasaydı ilk 11 başlatacağını, ödüllendireceğini düşünüyorum. Çünkü çok adil bir teknik adam İsmail Kartal. Çok önemli bir sakatlık mı bilmiyorum ama dönüş herhalde olur o herhalde. Milli maç arası sonrası. Abi Fenerbahçe'nin 12. adamı bence şu anda bir numaralı isim Joshua King'dir. İsmail Hoca şunu yaptı. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosu kabul edelim ki yıllar içerisinde daha avantajlı bir kadro bu 3 tür kuralına göre. Şunu yaptı hani 11 belli, 12 belli, 13 belli, 14 belli, 15 belli, 16 belli ve şey değil bunlar hani onun takıntısı değil. Oyunculara da sorsan şey der evet ya bununla bu oynar der yani. E Tabii normal 11'in üstüne sayalım hani herkes biliyor artık Kanabaç'ın 11'ini saymayacağım. Joshua King 12, e, Ryan Kent 13. E, kimi sayabiliriz başka? İşte Ferdi, e, o sayi şeyden Aa, hangisi yoksa. Osterwald 14. Hani Ferdi ile o sayarsak. Mert Müldür hadi o kategoriye şimdilik almayalım. Mert Hakan'ı sayabiliriz orta sahada. Rahatlıkla. İhtimali o girecek. E, Zayt'sı mutlaka. Yani, Zayt, Crespo bunlar da. Crespo, üstüne koyarak yani, gidiyor. Abi 16, 17, 18'i var Fenerbahçe'nin. Serdar Aziz'i de oraya. Bak tek oyuncu sayacağım. Dün tweet de attım. Michy Batshuayi ki hocam maçtan sonra da dedi ki ya golcüler böyledir falan deyip geçiştirdi. Hı. Ama vücut dili bak. Sen çok güzel bir şey söyledin. İyi kötü hata gol kaçırması değil. Abi şeyi kabul et ya sen. Ceko bu takımın saha içi lideri adam it, it gibi koşuyor. Hadi kullanayım bu deyimi. O yaşına rağmen koşuyor, alan açıyor. İsmail o penaltı doğru topu vermeden önce böyle yapıyor. Gel gel diyor. Verme topu. Verme bana hemen diyor. Bir Bat gel diyor. Batu var mı bu? Batu hep kendine. Ya o friki tutturdu ben atacağım diye. Ya bir tek o var bak. Yani ben, ben, ben Batu Şahin beğenmiyorum açıkça söyleyeyim. Ona verilen ben süreyi yani hoca... Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bu iddiadayım. Umut Nayır mı Batu Şayi mi? Ben sabaha kadar Umut Nayır derim. Çok üzülürüm. Çok yo, yo, kısa söyle bir söyle. şey söyleyeceğim. Ee, Umut Nayır'a topu attığın zaman Umut Nayır sana iade edebiliyor. Yani adamın kafasında sadece dur kaleye vurayım yok. Yani bu bu takımda Tadiç'ler var zaten. Şumanski'ler var. İrfan Canlar var. Sen illa sen gol atmak zorunda değilsin. Ceko öyle mi abi? Adam gidiyor sol taraftan. içeriye İrfan Can'ı orta kesip arka direğe kafa golü atmasını sağlıyor ya. Umut'la Hocanın şu an elinde olsa. Bilmiyorum bak tamamen hissiyatımı söylüyorum. Hani deseler ki Batu şuayı satabiliyoruz. Hemen satın der. Çünkü Umut'u oynatmak istiyor ama kaybetmek istemiyor Batu Şuhayi'yi. Çünkü işte. mecbursun işte zaten insan yönetimi burada devreye giriyor. Dışarıdan gireyim. biz bunları böyle kardeşim Umut Nahir oynar. Kardeşim işte <laughs> Kent bu kadar basit değil. O dengeyi oluşuyor Yoksa sen Batu Şahil küstür, atıyorum Rankent küstür. Rankent'i belki oynatmak istemiyor ama yarın öbür gün bir sakatlık yaşadığı Heh. an ilk camı kıracağı oyuncu Rankent olacak bu takımda. Maçtan sonra dedi ki İrfan teşekkür ederim yine ile oynadı dedi. Şimdi İrfancan orada Türk oynatmak zorunda çünkü denge bozulacak. Yani maalesef diyorum o yüzden oynuyor orada. Şimdi Emre Mor'la Cengiz milli maç arasından sonra dönecekmiş. Hoca istese bile İrfan'ı dinlendiremiyor. Vallahi... Dün mesela İrfan etkisizdi. İrfan çok daha şey oynayabilecek bir çocuk. Bir şey söyleyeyim mi? Doktorlarla konuşsa. Hani çok abartı bir yorum olacak ama İrfan Can bu kadar ya. Cengiz Ünder'i ne kadar geciktirebiliyorsanız o kadar iyi falan demiş olabilir. O zaman ben de bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi Twitter'da kayıtlı olduğu için söyledim. Ben Cengiz'i asla almazdım. Ya şimdi... Emre Mor bile önünde bence Cengiz Ünder'in. Bak iyi bir Emre Mor bu takımda Hı. Cengiz Ünder'den daha fazla katkı verir. İnşallah bana e, kapak olur. Hiç sorun değil. Ya abi yani İrfan Can o kadar işin savunma ve hücum yerini o kadar iyi yapabiliyor ki. Ama hoca biliyor ki Cengiz Ünder geldiği anda <laughs> Cengiz Ünder egosu şunu der. Kardeşim ben Cengiz Ünder'im diyormuş. 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 Ben oynarım diyormuş. O çok tehlikeli bir şey işte. Yani o zaman da Cengiz Ünder bu savaştan galip gelirse büyük sıkıntı başlar. Ben ama İsmail Kartal'ı tanıyorsam, İsmail hocam da bunları dinlemez. Yani İrfan hazırsa, hı hı. İrfan oynar. Hemen bir paranteze şey açalım. Bunu hep söylüyorum. Fakir Goretzka'sı İsmail yüksek. Basit oynadıkça daha büyüyecek. Ama önünde GBT yapan Fred var. Hani gelenleri bir şey yapıyor. Arkada da Ciku ile bildiğin şey gibiler. Hani böyle temizlik görevlileri gibiler. Hani böyle katiller olur ya. Şu Amerikan filmlerinden. hani böyle takım elbiseli. O kadar İsmail'i rahatlatıyorlar ki. İrfan bir pozisyonda İsmail'e böyle şey şey yaptı hani. Zaten bir röportajında da demiş ya sen topu bana ver. Düşünme İsmail demiş hani. İsmail müthiş işler yapıyor. Golde o penaltıya atakta olduğu gibi. Basit oynadıkça emin ol o kadar büyük ki farkında değil yani. Fenerbahçe'de 3 oyuncuya sorsak, anket yapsak kapalı zarf. Fred 6 numarada kim oynasın? İsmail Yüksek. BK Ciku 6 numarada kim oynasın? İsmail Yüksek. Net 3 oyuncunun da cevap vereceği. Çünkü stoperleri rahatlatıyor bir. Fred'in elini çok rahatlatıyor iki. İsmail Yüksek'e de sorsak Fred diyecektir elbette. Ama e, takım halinde de Bekinden tut Santifor'una kadar İsmail Yüksek ne olur oynasın hocam diye büyük ihtimalle söylüyorlardır. İşte bazen erisi doğrusunda geliyor. 6 yani, numara alsaydı Fenerbahçe oynayamayacaktı ama aslında o pota onun da kafası rahatladı. Ama güzel bir şey daha çıktı İsmail Yüksek'te. Dedin ya İrfan Can sen bana at diyor dedin ya artık bunu fazla yapmaya başladı İsmail Yüksek. Mesela bazen evet şu anda içeriye kes dediğin anda İsmail Yüksek onu da kesiyor ama Basit onun İsmail, İsmail. Basit oyna dediğin zaman da İrfan'a da topu verebiliyor. Zaten buz kets olacaksın. yani görünmez ama en önemli parçası. Ben çok faydalı buluyorum ve milli takımda alternatifi var mı şu an 6 numara pozisyonunda? Alınanlara bakıyoruz. Salih Özcan'ı alıyoruz galiba oraya. Geç. Hayır yani şu anda benim gördüğüm milli... hani İsmail Yüksek mi Salih Hocam Salih Özcan'ı geç. Tamam Türkiye'ye geri dönelim o zaman. Şu anda Türk olanlardan bahsediyoruz. Belki Kaan Ayhan şu anda son dönemde. Ya, İsmail Yüksek. Çok net İsmail Var Lüksek. mı sizin aklınıza gelen o yüzden, Bazen biz böyle arada kaynıyor. Milli takımda var mı? Yani milli takımda şu an numara pozisyonunun net oyuncusu bence İsmail Yüksek'tir abi. Çok net. Öyle zaten. Ama bizde maalesef şöyle bir algı operasyonu diyeyim buna. Avrupa'da, Avrupa'ya gitmişse oyuncu net o milli takımı... Bak bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'dan bir takım Mesela atıyorum Lazio. Bizim üçüncülükten bir oyuncuyu aldı götürdü. Net milli takım oyuncusu oldu o saatten sonra. Öyle oluyor zaten. Ayıp bu ya. Ayıp doğru. A Vallahi ayıp ya. Senin alamadığın oyuncuyu kadroya bile dahil etmediğin oyuncu onlar aldı diye milli takıma. Çok öyle de adam var ha. Sadece Avrupa'da oynadığı için milli takım kontenjanına. Giden. Milli takımlar kapatılsın diye boşuna demiyoruz. <laughs> ya şimdi ben hatta o zaman bir şey daha söyleyeyim. Merit Demiral'ı ben tanımam da. Hıh. Hmm. Merit de o yani Juventus'ta ve Atalanta'ya gitti tabii çocuk şimdi hani tamam kabul ama hani Merih Çağlar bizde böyle bir şey oldu. Merih Çağlar değil abi. Abdülkerim. Evet. Bak, abi bak. Abdülkerim Ozan mesela belki ama hiç denemiyoruz ki. Abi bu, deneme şansımız yok. Onların yani, kariyer müthiş çünkü. Bu Ozan kaban, kaban performansı iyi. Abdülkerim'le ilgili tek şunu söylüyorum ya bence şu anda Çağlar'ı biraz daha istisna tutarım. Çağlar çok değerli bir oyuncudur. Ama milli takımda çok net bir şekilde ya ben bir numaraya Abdülkerim'i koyarım abi. Yani hiç düşünmüyorum. Oyuncu abartılmıyor bile şu an ama eğer bu oyuncu gitseydi ne bileyim, Leeds United, Aston Villa falan olsaydı var ya orada bile kral olurdu bu çocuk. Bak Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, eh İsmail, Yüksek, hayır hayır bu dönemleri iyi kullanıyorlar. Bizim müminlerofil iyi ya oyuncularla oynayan zeki bir Türk oyuncuysan kendini çok üste çıkarırsın. Bazı oyuncular var. Şu an milli takımı acayip hak eden oyuncular bunlar. Fenerbahçe'den Ferdi, net söylerim. Bir İsmail Yüksek, İrfancan. İrfancan bugün Avrupa'nın çok önde takımlarında bile şu formüle rahat oynar. Şu İrfan İrfancan çok rahat oynar. Acayip bilerek oynuyor. Başka yerli. Üç tane yeter. Galatasaray'dansa Abdülkerim, Abdülkerim. Net koyarsın. Saçaboy'u Türk pasaportu yapacaksın. Fransa almıyor bir türlü. Var mı öyle bir imkansız şey olarak? Oluyor ya basket... basketboldaki gibi. <laughs> Ryan ba yani. Bania'yı <laughs> gittik Türk milli takımına. Ya ile ilgili eğer keşke bir opsiyon olsa da adama teklif edilse. Ya çok acay... haklısın. Ee, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nu net e, oraya koyarız. Aşağı kim var yani? Bir de Kaan Ayhan var. Yani yerli. Milli takımda oynayamayacak. Kerem'de oynayamıyor. Ben de ilk on bir bazında bu adamları çok net ilk on e koyacaksın diye söylüyorum. Doğru. Çok net oyuncular bunlar. Beşiktaş'la aslında bir giriş yaptık ama yani hakikaten ortada eee mealen söylüyorum bir cenaze var. Bu kalkar mı? Çünkü dün de Fikret Orman'da konuştu. Yani bayağı karıştı orası ve du, du, çok çok şey olacak belli oldu yani. Selao okunmuyor ki abi. Problem o. Güzel. Yani. Bravo, tebrik ederim. <laughs> Programın şey budur ya. Yani. yani burada bunların hepsi mealen ha. Tabii sonradan ki. gidip de şey yapmak tabii ki. Tabii. Ki. Yani burada önce gerçekten durum tespitinin yapılması lazım. Yani burada gerçekten bir cenaze var mı? Yok mu? Tedavi edilebilir mi? Bu taraflarının bir aslında konuşulması lazım. Ee, ama bunlar hala konuşulmuyor. Hoca gelir mi? Yoksa Burak Yılmaz'la mı devam Burak ederler? Yılmaz mı? Devam. Tamam. Burak Yılmaz'la devam. Burak Yılmaz'la devam edecek. Peki eldeki oyunculara bakınca yani Burak Yılmaz'ın değişiklikleri var. Dün mesela Abu Bakar'ı çıkarttı 70'te. Ee, sağ tarafta Gezalda ısrar etti. Sola Cenk'i attı. Tayfur'u attı. Mesela Şenolcu geçen sene atıyordu ama bu sene hiç kullanmıyordu. Tayfur'u oyuna attı. Ya tabii çok erken Burak Yılmaz'la ilgili. Maçla ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Ben çünkü İstanbul Spor maalesef. E, yani, tabii yani öyle ama... bir takım değil. Yani referans kabul edebileceğimiz bir takım değil. Ee, Burak Yılmaz'la ilgili de konuşmak için çok erken. Burak Yılmaz'a da zarar verecek gibi geliyor. Yani bu süreç bazen çünkü takımların başına gelince orada alacağınız kötü neticeler sizi kötü teknik direktör yapabiliyor. Adam teknik direktör değil şu anda. Yani ama CV'nize ekleniyor bu. Ha iyi olursa tabii ki ne ala. Beşiktaş açısından da, Burak Yılmaz açısından da olumlu geçerse başka bir şey ama ya yani şöyle ben hep şunu kabul ederim. Ya şimdi işte Ekim ayına girdik. Yavaş yavaş Kasım'a yaklaşıyoruz. Aşağıda bir dut ağacı var bizim. Bomboş dallıdır. Abi onun yeşermesi için, o çıkması için 7-8 ay süreye ihtiyaç var. Yani bir ağaç için 7-8 ay. Teknik direktör için kaç ay onu bilmiyorum tabii ki. Bir süre önemli. O kadar enteresan bir durum ki Beşiktaş için. Yani çok büyük bir başarısızlık. Önce şey söyleyelim. Yönetim açısından söylüyorum Hı -hı. ben bunu. Yani çünkü daha 8 hafta oynanmış Beşiktaş için sezon bitti. Abi var. Hani benim, Galatasaray benim... diyelim ki yendi Beşiktaş. Hı -hı. Hiçbir şey değişmeyecek benim, ki. Benim bizim lejyoner futbolcularla ilgili bir takıntım var. Arda Turan dahil, Burak Yılmaz dahil. Oralarda kendinizi sevdiren adamlardınız bildiğim kadarıyla. Doğru. Atletico Madrid için Arda Turan Tabii. tarihin belki en iyi adamlarından biridir. Yani 100 oyuncu belki arasına girmiştir. 150 ya da 200 ne bileyim. Ya ne işiniz var abi sizin burada? Ya bir Simoneden eden rica etsen. Desen ki ya ben biraz senin yedek kulübende yardımcı olarak kalayım. Katılıyorum. Sen Teklif de gelmiş. Ya ne işim var abi burada? Benim aklım almıyor. Yani orada öğrenecek... Ya futbolcuyken soyunma odasında dinledikleriniz, kendinizle olan ilgili dinlediklerinizle herkesle ilgili olan dinledikleriniz bir olur mu? Bu niye benziyor biliyor musun? Cem Yılmaz'ın Do Not Disturb filmi gibi. Kendine Hı. çekmiş. Ben Cem Yılmaz hayranıyım. Türkiye'ye yetiştirdiğim büyük filozoflardan biri ama %1. kusura bakmasın bu filmi kendine çekmiş. Ben yani de. bana bir şey ifade etmedi. Arda Turan falan da öyle anladın mı hani Kendim kendine çekiyor. film çekiyorlar şu anda çünkü Bravo. bir şeylere ihtiyaçları yok. Harika bir tespit yaptın. Harika bir benzetme oldu. Filmi de beğenmedim ben bu arada. Çok beğenmedim yani sadece Cem ya bu film Cemil Yılmaz filmi olmasaydı zaten izlemeyecektim büyük ihtimalle. O da öyle işte şimdi yani oy, oy, oyuncular da dediğin gibi böyle bir network'üm var. Şimdi mesela Selçuk inan şey gitmişti Brighton'la yanında bir ay falan takıldı. Paramız var. E, itibarınız, itibarınız var. var. Bir sene takılın abi. Tabii. Seni kovmazlar ki oradan. Bir sene takıl ya. Ya, ya. Bu Türk mantığı abi. Kısa yol. Hep kısa yolcuyuz biz. Yani bir iş öğretilirken bile işte kameraman arkadaşlarımız var. Rejide arkadaşlarımız editör arkadaş. Yeni biri başladığı zaman, ya bu işin kısa yolu yok mu abi? Ya bir uzun yolunu öğren en başta. Kısa yoldan gidemezsin abi hiçbir şey. Bizde hep böyle tamam Eyüp Sporu sana verdik al çalıştır. Kocaeli'yi de sana verdik hadi al buradan çalıştır. Ya abi Kısa yol neye benziyor biliyor musun? E, sayısal lotodan e, büyük ikramiyenin sana çıkması gibi. Kısa yolu, kısa yolu ama bu. gelmiyor öyle. Kısa yol bu. Kısa yol. O, on, o metotla ilerleyen teknik adamlarında uzun vadede neden bu ülkede biz Mustafa Denizli'den bahsettik? Derben'in yanında iki sene bir fiil hiçbir şekilde belki ön plana çıkmadan durabilmeyi de başarabilmek lazım. ya Arka plandaki adam olabilmek bu kadar. Yani ne var ki abi Arda turan olarak ya da Burak Yılmaz olarak arka planda durmayı kabul ediyor. Bunları bunlar iki oyuncu üzerinde de söylemiş gibi olmayayım. Yani bütün oyuncularımız için kastediyorum. Kariyerli oyuncularımız açısından. Ya Derbal'in arkasında, Zepionte'nin arkasında bunlar dominant karakterler. Helal olsun diyorum ama. E Şenol Güneş şimdi galiba bir tek öyle bir şeyi yok herhalde o Şenol Güneş. Evet, onun öyle bir şeyi yok evet, doğrusu. Gidiş şey e, olduğu arkada durduğu bir şey yok ama bu metot demek ki o kadar sağlıklı bir metot ki Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i Arteta. E şu an Guardiola ile ilgili şeyleri, videoları paylaşılıyor. Ha, Arsenal gol attığı zaman sevinmeyen adam olarak. <laughs> evet ya. Ama bu konuda basketbol müthiş hiçbir bir örnek yani. Mesela Erdemcan Obradovic'in yardımcısıydı. Ergin Ataman, Aydın şeyin ee, ok Aydın abi'nin yardımcısıydı. Oktay Mahmuti falan hepsi böyle birilerinin yanında öğrendiler, öğrendiler ve çıktılar yani. Abi zaten hani öğrendiğiniz şey Mesela 3 sene kalırsınız bir birinin yanında. Toplamı 5 saat etmez. Bak ama o 5 saat o kadar değerlidir ki. Aklıma bir şey geldi. Okan Hoca'nın görüntüleri maç esnasında hep şöyle oluyor değil mi? İrfan Hoca bir üçüncü biri daha var ismini bilmediğim için çok özür dilerim. Onlara bir şey soruyor. Onlarla bir konuşuyorlar. Recep miydi? Genç Umut, bir beyefendi. Unuttum. Fenerbahçe'de dün bir sahne vardı. Ee, İsmail Hoca, bütün yardımcıları kimi değiştireceklerini konuşuyorlar orada. Şundan dolayı bunu değiştirelim. Artık futbol böyle bir şey. Yani yardımcılar orada böyle otursun ya da böyle kabadayılık yapsın diye değil. Ya orada bir şey yapılıyor. Beyin e, ne derler fırtınası yapılıyor. Artık böyle olmak durumunda. Abi zaten hani neden yardımcıları oturtturuyoruz biz? Oralarda niye öyle biz beraber maçı izlesin diye mi oturtturuyoruz? Hayır tabii ki. Yani sana yardım... Ya adı üstünde yardımcı. Bak şöyle bir şey duydum. Ben ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama Mehmet Ayan söylemişti. Hadi adını da vereyim. İsmail Hoca şey demiş. Acaba İrfan Saraloğlu da hani bizim ekipte olabilir mi bu sene diye. Tabii ki Okan Hoca ile ve şey. Abi buradaki şey şu bak. Haber veya da şey diye vermiyorum ben bunu. Başlık olarak değil. Artık yardımcı, iyi antrenörler diyor ki benim çok iyi yardımcılarım olması lazım. Yardımcı adın, lafın şeyi gerçi. Yani lafın gelişi. Eskiden neydi? Yardımcı antrenörlük biraz şunu ifade ediyordu. Ee, annelik. Teknik Güzel. direktörle futbolcular arasındaki köprü. Futbolcu en başta yardımcıya gidiyor, söylüyor. Yardımcı da evin babasına Öyleydi. söylüyor. Öyleydi. Harikasın. Bu old school bu. Tabi. Ee, ama şimdi tam tersi analizlerde de yanında futbolcu tavsiyesi de yanında her şeyde tavsiyesin. Yani... Niye gülüyorum? Abdullah Avcı Bek <laughs> is back. Abi bir tek sırf Serdar'a şey için dönüyor <laughs> hocam diyor diyor. Bu kadroyu bunlar yaptı. Tamam lan. Tamam ya... bu kadroyu da alacağım Serdar. Abi yani ben biten bir şeyin hayatta başladığı zaman aynı şekilde başladığını hiç hiç görmedim abi extend yani next olmaz diyorsun. eksten next olmaz. Bir artı iki Abdullah Avcı Trabzonspor'a geldi. Ona bir kadro yaptılar. Yaptılar. Şampiyon yaptı. Sonra Abdullah Avcı dedi ki ben bir şampiyon teknik direktörüm. Oyuncuları ben alayım. Bir de ben kadro yapayım. Dedi. Kötü bir sezon. Trabzonspor belki mahvoldu. Sonra Abdullah Avcı'nın aldıklarını zar zor satmakla ilgili uğraştı. Yeni bir kadro yaptı. Şimdi yine Avrul Avcı'ya gidiyorsun. O zaman buradaki metot şu. Hocam sen evet bize göre iyi hoca olabilirsin. Bu hepimiz için görecedir tabii ki. Avrul Avcı benim için kötüdür, senin için iyidir. Bu başka. O zaman Avrul Avcı'yı getireceksin. Seneye şu şartı sözleşmeye eklerim. Hocam transfere karışma olur mu? Olur. Bu kadar. Tamam ben Avrul Avcı'yım net. olur. Olur ama hani şu bütçeyle ilgili de sen hani bize bir transfer yapmıştın ya bizi bu kadar zarara soktun ya. Onun bize bir maliyeti oldu. Sen mesela bizden 1 milyon euro istiyorsun ya, biz sana 200 bin euro verirsek olur mu? Peki ben Abdullah... O olur. Aa, ben Abdullah Hoca'yım desem ki o, o, o transferleri ben yapmadım. Öyle mi? Kim? Başkası yaptı. Aa, ben yaptım demek zorunda kaldım diyebilir ki bu da... Ha, yani? o zaman tüm sözümü geri alıyorum. Tüm sözümü geri alıyorum. Bu bilgi ise tüm sözümü geri aldı. Bu arada şey de söyleyeyim. Dün Aslı ile maçı izliyoruz. Ceko'yu izlerken. Dedim ki bak 37 yaşında değil de 30 yaşında olsa dedim bu cekil Ne biçim şeyler olur soru durdum dedim ki. Ulan Galatasaray işte 30 yaşında. <laughs> yani Icardi'nin Türkiye'ye ben bunu dediğim zaman sabaha kadar linç etsinler bir daha söylüyorum. Tür yaş ve performans olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük forvet Icardi'dir. Bundan sonra daha iyisi gelir bilemiyorum. Çünkü o yaşta o adamın Türkiye'ye gelip böyle bir performans vermesi inanılır gibi değil yok, ya. Yok yok benzeri yok. Evet. Yok yani. yani sen söylerken var mı öyle bir santifor Abi değil, yok. düşündüm. Jardel'i de o kategoriye almam. Icardi. Abi bak gol olarak galiba 45 maçta 40 gole mi ne ulaşmış. Jardel ulaşırdı buna. Bazısını ama, bile atardı. Atardı he? ama Icardi abi adam top oynuyor oynatıyor mütevazı hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani tamam bir para alıyor ama bir kişi bile şöyle demiyor ya Icardi'nin kaç para aldığını bir kişi bile konuşmuyor. Daha fazlasını alabilir miydi? Alabilirdi. Abi artı olarak da... Alıyordu yani biz gördük. Artı geleceğini satın alıyor şu an senin. Ge geleceği satın aldı Galatasaray tarafından. 96-2000'deki çocuklar 8 yaşında o, ya o dönemde 8-12 bandındaki çocukların çoğunluğu Galatasaraylı oldu. Şu an karar verici oldu onlar. Yani taraftar bazında. Icardi de yine şu an 8-12 bandındaki çocukları Galatasaraylı yaptı. Abi bak bu var ya büyük bir güçtür. Yani parayla satın alamayacağın şey budur işte. Başka başkomutan tad yer alır onların Fenerli olanlarını ama şaka yapıyorum çok güzel. İyi, iyi ki bak vallahi Erden Timur ve kim ikna ettiyse Icardi'yi hakikaten başımın üstüne Abi, yeri var budur yani. Çarpanı Kü çok kuvvetli bir adam. Doğru. Çarpanı kuvvetli bunun. Yani sadece gol, asist, bilmem ne de değil, 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 değil. Ligin şeyini üste çıkartan Abi yani okullarda artık İka ya o Antalyalı çocukların ona sarılması ve ondan fotoğraf almak istemesi. Hiç konuşmadık. Ya. Bu gol bu maçta bile bir gol bir asist çok normali oldu abi adam. Normal ve hala formda. Ya bu arada ben bu adam geldiğinden bu yana bu adamı formda demedim ya. Onu fark ettim şimdi. Bir de şöyle bir olayı var. Icardi hiç formda değil. Sen United'da penaltı kaçırıp ondan sonra o golü at, nasıl atıyorsun abi. Ya abi ama ya adamın e, hayat görüşü şş, ben şeyi geçen gün bir yayında söyledim bunu ya. Hayatıma Icardi gibi adamlar girsin istiyorum. Hani böyle o güler yüzlü, güleç ve Hani adama bir sorun olduğu zaman dur, ya hallederiz falan vardır ya. Saçımı sarıya boyadım. Sen <laughs> <laughs> yani zaten benim için çok önemlisin. Maradona ya bu vardı ya. Hokka Bas filmi işte. 10 evet, yani, numara adam. 10 numara abi yani. Takım arkadaşları bazında, taraftar bazında hep çok, gülüyor adam çok, ya. Çok çok. Hep mütebessim. İyi ki var. Sen de iyi ki varsın Serdar. Sen de iyi ki varsın. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı ve aynı zamanda beğenmeyi unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın.